Mikrofilamentler sitoplazmada bulunuyor ve aktin adında bir proteinden oluşuyor. Çok sayıda aktin molekülü bir araya gelerek bir aktin polimerini oluşturuyor. Sonra bu aktin e, polimerleri birbirleri üzerine sarılarak aktin filamentlerini meydana getiriyor. Mikrofilamentlerin başlıca görevi hücrenin bütünsel hareketini sağlamak ve mikrofilamentler dinamik yapılar. Bunu da yazalım. Dinamik yapılardır. Dinamikten kastım. Yani çok sık bir şekilde uzayıp kısalabiliyorlar. Hatta bu açıdan mikrotübülleri andırıyorlar. Uzamalarını sağlayan sürece aktin polimerasyonu, kısalmalarını sağlayan sürece ise aktin depolimerizasyonu deniyor. İşte hücrenin hareketini sağlayan şey bu polimerizasyon ve depolimerizasyon süreçleri. Mikrofilamentlerin bütünsel hücre hareketini sağladığı örneklerden biri hücre bölünmesi. Bölünme sırasında hücre bir noktada böyle ortadan bastırılmış bir şekil alır ve sonra da iki farklı hücreye ayrılır. Mikrofilamentler hücrenin bu ortadan bastırılmış şekli almasında ve ortaya iki ayrı hücrenin çıkmasında yardımcı olurlar. Her hareketini mikrofilamentlerin sağladığı bir diğer örnek olarak da amip'lerin hareketini verebiliriz. Bu bir amip hücresi olsun ve buradaki besin maddesine ulaşmak istesin diyelim. Amip bunu yapmak için yalancı ayaklarını yani pseudopodlarını o tarafa uzatır ve besin maddesini yalancı ayaklarıyla sarmalar. Peki bu yalancı ayaklar nasıl hareket ediyor? Doğru bildiniz, mikrofilamentler sayesinde. Gelelim ara filamentlere. Ara filamentler, mikrotübül ve mikrofilamentlerin aksine ard arda dizilerek polimer haline gelmiş birçok farklı tip proteinden meydana geliyor. Bu polimerler birbirleri üstüne sarılarak ara filamentleri oluşturuyor. Ara filamentlerin mikrotübül ve mikrofilamentlerden bir diğer farkı da aslında oldukça kararlı olmaları. Yani hücre tarafından bir kere üretildikten sonra hep aynı şekilde kalıyorlar. Hatırlarsanız ara filamentlerin aksine mikrotübül ve mikrofilamentler kısaca yazıyorum dinamikti. Hücrenin ihtiyacına göre sürekli değişim halindeydiler. Peki ara filamentlerin görevine? Ara filamentler hücreye yapısal destek sağlıyor veya başka bir ifadeyle mekanik gerilime direnç gösteriyorlar. Resimden bile anlaşılıyor aslında. Bakın ara filamentler hücreyi ayakta tutan destek telleri gibi duruyor. Hücre iskeletine giriş videosundan hatırlarsınız. Ara filamentleri yatağın içindeki yaylara benzetmiştik. Bir yatağa oturduğumuzda yatak biraz ezilir ama kalktığımızda ne yapar? İçindeki yaylar sayesinde tekrar eski şeklini alır, değil mi? İşte resimde mavi renkte gösterdiğim ara filamentlerde hücrede aynı şekilde çalışıyor, aynı işlevi yerine getiriyor.